Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Şiirimizin adı Bilinçli Tüketici. Şiirin etkinliklerini yapacağız birlikte. Önce şiiri noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyalım. Bilinçli Tüketici. Sor bir kendine, ihtiyaçlarımız ne? İsteklerimiz sonsuz, dünyanın kaynağı ne? Beslen, barın ve giyin, eğitim, sağlık ve oyun. Sınırsız sanma suyun, bilinçli tüketici olun. Temel gereksinimin yasal hakları bilin. Yeterli ve dengeli, sağlıklı gıda yiyin. Al eline kalemi, yap ihtiyaç listeni. Hem tutumlu verimli, kaynağı tüketmeli. Reklamlar izlenmeli, hayal gerçek gözetmeli. Son kullanma tarihine çok dikkat etmeli. Hesabını bilmeli, zor günleri görmeli. Değer verip emeğe, savurgan olmamalı. Şiirin şairi Dursun Bulut. Etkinliklerimize geçelim. Birinci etkinlik, şiirde geçen bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamlarından hareketle bu kelimeleri bulunuz. Bulduğunuz kelimeleri örnekteki gibi işaretleyiniz. Eksikliği duyulan şey ihtiyaç. İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur, bilinç. Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu yasalara uygun ise yasal. Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse tüketici. Yenilebilir, beslenmeye elverişli, her tür madde besin ise gıda. Aşırı harcamalardan kaçınan, idareli, tutumlu demek. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü emek. Anlamını belirlediğiniz bu kelimeleri birer cümlede kullanınız. Önce ihtiyaçlarını almalısın. Bilgisayar kullanırken bilinçli davranmalıyız. Araba kullanırken telefon kullanmak yasal değildir. Tüketici haklarını biliyor musun? Gıdaları alırken son kullanma tarihine bakmalısın. Sen tutumlu bir çocuksun. Bu işe ne kadar emek harcadığımı biliyorsun. İkinci etkinlik, metinde geçen kelimeleri eş anlamlılarıyla eşleştiriniz. İhtiyaç, gereksinim demek. Sonsuz, ebedi demek. Bilinçli, şuurlu demek. Savurgan ise tutumsuz demek. Üçüncü etkinlik, aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız. Şair kendimize hangi soruları sormamızı istiyor? İhtiyaçlarımızın neler olduğunu, dünyanın kaynağının ne olduğunu sorularını sormamızı istiyor. Şaire göre sınırsız sanmamamız gereken nedir? Açıklayınız. Sınırsız sanmamamız gereken şudur. Dünyadaki içilebilir su miktarı sınırsız değildir. Tasarruflu kullanmamız gerekir. Şair bizden neler yapmamızı istiyor? Bilinçli tüketici olmamızı, yasal haklarımızı bilmemizi, sağlıklı beslenmemizi, tutumlu olmamızı, hesabımızı bilmemizi istiyor. Şiirde geçen savurgan olmamalı sözünden ne anlıyorsunuz? İhtiyacımız kadar kullanmamızı, israf etmememiz gerektiğini anlıyorum. Dördüncü etkinlik, aşağıdaki boşlukları okuduğunuz şiire göre doldurunuz. Başlık ile içerik uyumludur. Çünkü şiirde bilinçli tüketici olmanın önemi ve nasıl bilinçli tüketici olunabileceği anlatılıyor. Benim başlığım tutumlu olun olabilirdi. Beşinci etkinlik, aşağıdaki dörtlüğü okuyunuz. Şairin bu dörtlükte vermek istediği mesaj nedir? Söyleyiniz. Hesabını bilmeli, zor günleri görmeli, değer verip emeğe savurgan olmamalı. Aşağıdaki atasözlerinden bu şiirin dörtlüğüyle ilgili olanları işaretleyiniz. Ak akça kara gün içindir. Burada parayı biriktirme, tutumlu olmaktan bahsedilmekte. El elden üstündür, komşu komşunun külüne muhtaçtır. Bunlar dörtlükle alakalı değil. Sakla samanı gelir zamanı, tutumlulukla ilgili. Dost ile ye, iç alışveriş etme. Güvenme varlığa, düşersin darlığa. Bu da tutumlulukla ilgili. Bin bilsen de bir bilene danış. Ağaç yaprağıyla gürler. Ayağını yorganına göre uzat. Burada da tutumdan bahsedilmekte. İşten artmaz, dişten artar. Bu da tutumla ilgili. Altıncı etkinlik. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Bilinçli tüketici davranışı olan görselleri işaretleyiniz. Evet, burada bir liste çıkarılmış. Aile bütçesine göre neler alınması gerektiği yazılıyor.
bilinçli tüketici. Burada su kullanma tarihine bakıyor sanırım çocuk. Burada da bilinçli tüketici. Burada ise dişini fırçalarken musluğu açık bırakmış, bilinçli değil. Burada da gece yatarken ışığı kapatıyor, bilinçli tüketici. Aşağıda verilen davranışlardan bilinçli tüketiciye ait olanları işaretleyiniz. Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesi hazırlarım. Satın alacağım ürünün son kullanma tarihine bakarım. Satın aldığım ürünün iade koşullarını bilirim. 7. etkinlik, aşağıdaki karikatürü inceleyiniz. Bu karikatürde verilmek istenen mesaj sizce nedir? Yazınız. Evet, aile ne alacağını bilmiyor anne. Ne bulursa almış, o yüzden bir liste hazırlamamış. Her şeyi doldurmuşlar. Karikatürde verilmek istenen mesaj, alışveriş yaparken sadece ihtiyacımız olan ürünleri almamız gerektiğidir. Bir ihtiyaç listesi yapılmalı. Ne alacağımızı bilerek markete gitmeliyiz. 8. etkinlik, bilinçli tüketicinin özelliklerini arkadaşlarınızla tartışarak belirleyiniz. 9. etkinlik, aşağıdaki şikayet dilekçesini okuyunuz. Okuyalım dilekçeyi. İcilal Giyim Merkez Mağazası'na İstanbul. Ankara Kızılay Mağazası'ndan aldığım montun eve geldiğimde dikişlerinin sökük olduğunu fark ettim. Mağazaya faturamla gidip ürünü gösterdim. Kullanıcı hatası olduğunu söylediler, ancak ürünü hiç kullanmamıştım. Etiketi dahi üzerinde duruyordu. Mağaza müdürüyle görüştüm. Kendisi bu konuda yardımcı olacağını söyledi. Ancak 3 haftadır herhangi bir bilgi vermediler. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Konuyla ilgili hakkımı tüketici hakem heyetinde arayacağımı eklemeliyim. 12.10.2018 dilekçeyi veren Çiğdem Eren bu tarihte vermiş. Adresi Bahar Mahallesi 83. Sokak Kerem Apartmanı 28/2 Kurtuluş Ankara. Bir mağazadan ayakkabı aldınız. İlk giydiğiniz gün ayakkabınızın tabanının açıldığını fark ettiniz. Aldığınız ürünün iadesi ve mağazayı konuyla ilgili bilgilendirmek için örnekteki gibi mağazaya bir şikayet dilekçesi yazınız. Ayakkabıcım, ayakkabı merkez mağazasına Antalya. Antalya Manavgat mağazanızdan aldığım ayakkabının giydiğim ilk gün tabanının açıldığını fark ettim. Ürünü faturası ile beraber mağazanıza götürdüm. Oradaki yetkililer kullanıcı hatası olduğunu söylediler. Fakat ayakkabıyı giymek dışında ayakkabıya herhangi bir zorlama ya da müdahalede bulunulmadı. Hatalı ürünün yenisiyle değiştirilmesini ya da ürünün bedelinin tarafıma iade edilmesini istiyorum. Talebimin karşılanmaması durumunda tüketici hakem heyetine başvuracağımı belirtmek isterim. Şikayet dilekçesini yapan Ali Gündüz, adres Cumhuriyet Mahallesi Erler Sokak Güngör Sitesi Manavgat Antalya. 10. etkinlik, aşağıdaki cümlelerde eğik çizgi hangi amaçla kullanılmıştır yazınız. Temel gereksinimin yasal hakları bilin, yeterli ve dengeli sağlıklı gıda yiyin. Yan yana yazılan mısralarda mısraları ayırmak için kullanılmıştır. Evren Sokak No 9/5 Cebeci/Ankara. Adres yazılırken kapı numarası ile daire numarası arasına ve il ve ilçe bilgisini ayırmak için kullanılmıştır. 28.12.1982 benim için yeni bir başlangıç olmuştu. Tarih yazımında gün, ay ve yıl bilgisini ayırmak için kullanılmıştır. Lık, lik, isimden isim yapan yapım ekidir. Eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılmıştır. http://tdk.gov.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. Genel ağ adresi için kullanılmıştır. Eğik çizginin kullanım amaçlarına uygun cümle örnekleri veriniz. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Ev adresim Himmet Mahallesi Saygılı Sokak No 13/4 Merkez Balıkesir. Biz buraya 12.12.2016 tarihinde taşındık. İsimleri çoğul yapan ekler lar ler ekleridir. Aradığın bilgiyi https://mepgov.tr adresinden bulabilirsin. 11. etkinlik. Tutumlu olma konusunda çevrenizi bilinçlendirecek bir broşür hazırlayınız. Broşürünüzde tutumlu olmakla ilgili deyim ve atasözlerine yer veriniz. Güvenme varlığa, düşersin darlığa. Bir sonraki derse hazırlık, özgürlük ile ilgili özdeyişler derleyiniz.
özgürlükle ilgili özdeyişler. Nefsinden feragat etmeyen gerçek hürriyete kavuşamaz. Ya hür bir millet olarak yaşayalım ya da ölelim. Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar hürriyete layık değildirler. Özgürlük tarihin kaybolmayan tek değeridir. Eskiden insanlar sadakat ve itaate bağlanırlardı. Bugün insanlar hürriyet ve tenkite önem veriyorlar. Kendisi için olduğu kadar hasımları için de hürriyet hakkını istemeyen ve kabul etmeyen bir kimse hür olmaya layık değildir. Bir ülkede ne kadar çok tabu varsa o kadar özgürlük yoktur. Kendi selameti için hürriyetten vazgeçmek isteyenler ne selameti ne de hürriyeti hak etmişlerdir. Savaşları kazanabilir, kentleri zapt edebilirsiniz ama ulusları fethedemezsiniz. Özgürlük sorumluluk getirir. İnsanların çoğunun özgürlükten korkması bundandır. En güzel özgürlük kölelerin düşlerinde gördüğüdür. Özgürlüğün korkutucu yanlarını bilmez köleler. Hürriyet, hürriyetin ne olduğunu bilmeyenin hakkı değildir. Özgürlük, yasaların izin verdiği her şeyi yapmak hakkıdır. Tanrı hürriyeti ancak onu sevenlere ve onu muhafaza ve savunmaya hazır olanlara verir. İnsan hür olmadan huzurlu ve mesut olamaz. Her ayrıcalık özgürlüğe bir saldırıdır. Özgürlük bir kere kazanılıp ilelebet muhafaza edilemez. Onu her nesil, her gün yeniden kazanmak zorundadır. İnsanlar ancak alışkanlıklarına gem vurabilecekleri nispette hürriyete hak kazanırlar. Kendine yeterliliğin en güzel meyvesi hürriyettir. Başkasının özgürlüğüne saygı gösterelim ama aynı zamanda bayrağımızı da koruyalım. Hürriyet ilk kök salmaya başladığı devrede gelişmesi çok hızlı olan bir bitkidir. Modern özgürlük, derebeylik dönemindeki köleliğin düşünce tutsaklığıyla yer değiştirmesinden başka bir şey değildir. Özgürlük bir kişinin değil, herkesin hakkıdır. Ancak kendi kendisini yönetebilen akıllı insanlar özgürdür. İnsan özgürlüğü başkasından dilemez, özgürlüğü kazanmasını bilmesi gerekir. Kendi kafasıyla düşünen insan özgürdür, doğru olduğuna inandığı şeyleri için mücadele eden insan özgürdür. İnsanların özgürlüğü kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir. Özgürlüğünden vazgeçen kimse insanlıktan, hak ve görevlerinden vazgeçmiş demektir. Özgürlük çok pahalı bir maldır. Paradan daha değerli olan kırmızı kanla alınır. Hürriyete karşı güveni kalmayan bir cemiyet derhal yıkılır. Hürriyetsiz ahlak mevcut olmayacağından onsuz vazife ve mesuliyet de olamaz. Ey özgürlük, adalet varsa sen de varsın. Ancak tutkulardan önce hakka yer veren bir ülkede gerçek özgürlük var demektir. Hürriyet hiçbir vakit hapsedilemez. Hatta o tazike uğradığı nispette genişler. Kanun yaptıktan sonra ona gönül rızası ile itaat etmek hürriyetin en yüksek bir iradesi değil midir? Hürriyet milletlerin ebedi gençliğidir. Özgürlük ekmekten tatlı, güneşten güzeldir. Yaşadığım sürece hayatımı Afrikalıların mücadelesine adadım. Beyaz egemenliğine karşı savaştım. Siyah egemenliğine de karşı savaştım. İnsanların eşit fırsatları paylaşarak uyum içinde yaşayacakları özgür bir toplum hayalini kurdum hep. Doğa dilsiz hayvanlara bile özgürlük vermiştir. Ya özgürlük verin bana ya ölüm. Özgürlük ve güvence arasında zıtlık değil bağlılık vardır. Ya ikisi de olur ya da hiçbiri olamaz. Hürriyeti en iyi demokratik rejimler sağlar. Emeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam. Özgürlüğün yolu tüm dünyaya karşı tek başına kalmak bile olsa kendi inancına bağlı kalmaktan geçer. Özgürlük ağacı arada sırada zorba zalimlerin kanıyla sulanmalıdır. Çünkü bu onun doğal gübresidir. Allah bize hayatı verirken hürriyeti de verdi. Kim özgürlüğün bereketlerinden yararlanmak isterse ona yardım etmek sıkıntısına katlanmalıdır. Bir insanın her şeyini alabilirsin elinden tek bir şeyin dışında, özgürlüğünü.
kendi yolunu seçme özgürlüğünü. Aşk uğrunda gerekirse hayatımı veririm, fakat hürriyet uğrunda aşkımı da feda ederim. Özgürlük adaletten başka bir şey değildir. Başkalarına da vermeden sahip olamayacağımız tek şey hürriyettir. Kendisine istediği özgürlükleri başkalarından esirgeyen kişi ne adam olabilir ne de özgür. Zorunluluk birey özgürlüklerini çiğnemenin özrüdür. Zorbaların bahanesi kölelerin inancıdır. Eğer bir milletin hürriyetten fazla değer verdiği şeyler varsa hürriyetini kaybeder ve istihsar şuradaki eğer onun hürriyetinden fazla değer verdiği şey rahatlık ve para ise onları da kaybeder. Hürriyeti ve hayatı hak edenler onu her gün fethetmek zorunda kalmazlar. Hürriyet ancak hürriyetini her gün yeniden kazanan insana layıktır. Etkinliklerimiz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.